aklılarda çocuklar gibi şendik. Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik. Ak toldalı beyler beyi haykırdı. İlerle bir yaz günü geçmiştik Tuna'dan kafilelerle. Bir yaz günü geçmiştik Tuna'dan kafilelerle. Tuna gazlı akar. Tuna garip akar. Tuna bir nefes bekler. Tuna bir Osmanlı bekler. Tuna Fatih'ini, evladı Fatiha'nı bekler. Ve oraya buraya efendim gidip vatanı unutmayalım. Milleti unutmayalım. Gençler ne olur? Bizi içimizden yıkmak isteyenler gençlerimizi maalesef Eleone, Gonzaiye, bilmem neyle bir efendim tesirsiz hale getirmeye gayret ediyorlar. Niye? Yaramasın bunu hiçbir şey. Yaramasın hiçbir şeye, vatanına, milletine, devletine yaramaz hale getirsin, ayyaş olsun ve bitsin. Bunlar efendim akıllı uygulamalardır, düşmanın uygulamalarıdır. Maalesef düşmana çanak tutan madde perestler, menfaat perestler de vardır. Artık bundan böyle ben istirham ediyorum vatan, millet, camiye gelmeden millet olmaz. Hubbul vatan minel iman. İnanın şu anda evladı Fatiha'nın, Mustafa Kemal Atatürk, Çanakkale şehitleri, efendim cami kapılarında ruhlarıyla efendim sizi tebcil ediyor, tebrik ediyor. Gelmeyenlerin de evladı var ise onlar da boynunu bükmüş, üzülüyor. Ben niçin şehit oldum? Cami yoksa, bayrak yoksa, minare yoksa, ezan yoksa, ben niye kanımı ve canımı verdim ki diye bizlere küsüyorlar. Evet, Allah hepimizden razı olsun. Ve Mustafa Kemal Atatürk'ün bilinmeyen birçoğumuz tarafından Balıkesir Paşa Camii'nde okuduğu hutbe vardır. Okumuş mu be? Okumuş. Ne demiş orada? Efendiler, camiler birbirimizin yüzüne bakmak için, yalnızca bakmak için yapılmamıştır. Efendiler, camiler millet ve devlet umurunu yerine getirmek için, birlik için, beraberlik için inşa edilmiştir. Kalkın bir millet uyansın demiş bir devam. Demiş. Evet, onun torunları da öyle diyecek. İnşallah. Ben başkanımıza, diğer siyasi partilerimizin mensuplarına ve Tekirdağ'ın güzel insanlarına, özellikle bayan kardeşlerime candan, gönülden teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Allah razı olsun. Efendim, tabii çok şeyler gönülden geçer ama gönle gelen her şey söylenemiyor. Akif'in bir şeyiyle daha bitirelim. Bursa işgal edilmiş bülbül şiiri vardır. Onunla bitirelim inşallah. Ne hüsrandır ki ben şarkın, doğunun vefasız, kansız evladı. Serapa batıya çiğnettim de çıktım hakkı ecdadı. Ne hüsrandır ki en şerefli bir mazi harap olsun. O sadvetler, o servetler harap olsun, türaf olsun.